Herkese selam, herkese merhaba, ben Öptay. Agrolamı kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Agrolamı kariyerimizin 10. bölümüyle karşınızdayım. Son bölümden hatırlayacağınız üzere liderliği ele geçirmiştik. Ligdeki geri kalan karşılaşmaların hepsini kazandığımız takdirde sezonu şampiyon tamamlıyoruz. Öncelikle hedefimiz tabii ki de ligden çıkmak ama tabii ki de şampiyonluk harika ötesi olur. O yüzden de sezonun geri kalan maçlarının hepsini kazanmaya bakacağız ve inşallah sezonu şampiyon tamamlayacağız. Bir sonraki karşılaşmamıza çıkmadan önce Max Aarons için gelen teklifi değerlendirmek istiyorum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Adamın yaşı 20, 6,5 milyon değeri var ve 73 overall'ı var. 7,7 milyonluk bir tekliften söz ediyoruz burada. Sağ bek oyuncumuz. Acaba bunu satsak yerine daha güzel, daha iyi bir oyuncu alabilir miyiz? Hemen ona bakalım şöyle. Öncelikle sağ bekte bulunan serbest oyunculara bakmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden aramaya gönderelim. Zaten iki oyuncu çıktı. Transfer sezonu da açılmadı zaten. O yüzden çok da şaşırmamak lazım. Sağ bekte oynayan oyunculara şöyle bir bakalım arkadaşlar. Gözümüze çarpan bir oyuncu olursa alabiliriz yani, neden olmasın. 17 yaşında bir futbolcu var burada. Hemen cheat engine'den bakalım değerleri nasılmış. Evet arkadaşlar, bu oyuncunun overall'ı 58'miş. Potansiyeli de 78. O yüzden bununla işimiz yok. Şurada birkaç genç oyuncu daha vardı, hemen bunlara da bakalım. İsmail'in overall'ı 61, potansiyeli 72. Devam. Ben Randi'nin overall'ı 61, potansiyeli 75. Şimdi de Abdülhamit'e bakalım arkadaşlar. Onun da overall'ı 55, potansiyeli 66. Ve şurada da Saud Abdülhamit var. 64-76 diyor. Bize bunlardan hayır gelmez gibi geliyor bana arkadaşlar. Ha yine de arkadaşlar, Max Aarons'tan gelecek olan parayla çok güzel bir transfer yapabiliriz tabii ki de. O yüzden görüşme yap diyelim ve 10 milyon isteyelim, bakalım ne diyecekler. 7.7 milyon. 10 milyonluk bir geri teklif yapıyoruz, bakalım ne diyecekler. Oo, 10 milyonu kabul ettiler lan. Of, tamam. Bir görüşsün bakalım Braga ile, ne yapacak ne diyecek. Bundan sonra hiçbir maç kolay değil abi. Bundan sonra her maç çok zor. Her maçı mutlaka yenmeniz lazım ki şampiyon olarak tamamlayabilelim sezonu. Haydi bakalım, az kadromuzda maça çıkacağız. Rakibin beklerinin ikisinin de ismi Williams. Çok ilginç olacak. Hakkımız hayırlısı olsun, karşılaşmaya başlıyoruz. Emiliano Buendia son 3 maçta 3 gol atıyor. Formunda bu aralar. Umarım böyle devam eder. Haydi bakalım, karşılaşma başlıyor. Şampiyonluk yolunda her maç çok önemli. Buendia pasını oynayacak. Ver kaç denemesi maalesef olmadı. Rakip adım adım ilerliyor derken aldık topu. Merih Demiral, haydi Merih Demiral. Gelin abi, yardıma gelin. Adam yardırdı, gidiyordu ama araya girdiler be. Henry Onyekuru taç atışını kullandı şimdi. Tekrar Henry Onyekuru'nun önüne bırakacaktım, olmadı. Bayram ileri oynadı. Hızlı paslaşmalarla Boadu, olmadı. Puaheta baktı kaleye, vurmadı. Pasını oyna. Offside'daydı zaten, iyi ki geçmedi. Oh. Top bir şekilde önümde kaldı. Pasımı oynayacağım. Çok güzel pozisyon. Abi bariz offside ya. Bariz offside. İşte burada arkadaşlar, tam pas oynarken çok net bir şekilde offside'da kalmış Puaheta. Onun dışında gol güzeldi valla. Şimdi alacağız topu derken olmadı. Chaplin. Pası oynadı ileriye. Christy Davies. Woodrow. Oo, çok güzel girdik araya. McLean, haydi hızlı çıkalım. Puaheta'nın önüne çok güzel bir pas. Puaheta geriye gel. Aynen, yerden. Çok güzel, çok temiz bir gol. Abi hızlı oyuncuların olacak. Bu kadar basit bu iş ya. Hızlı oyuncuların olacak. 1-0 öndeyiz. Topu kaptık, ileri oynadık. Rakip nerede bilmiyorum. Defans yoktu. Biz de ortayı yaptık. Şutu çektik, topu alara gönderdik. 1-0 öndeyiz. Myron Boadu. Yanılmıyorsam 11. golünü attı ligdeki. Gol krallığını oynayan, daha doğrusu şu anda gol kralı konumunda bulunan bir oyuncu. 16 golle zirvede. Umarım Boadu'yu da gol kralı yapabiliriz. Araya çok güzel girdik. Pasımı oynayacağım. Oynadım. Henry Onyekuru'nun önüne. Güzel bir pas. Haydi Henry Onyekuru. Henry Onyekuru yerden orta. Şut, topalarda 2-0. 2-0 öndeyiz. Puaheta bu sefer kaçırmadı abi.
Geçen bölümde hatırlarsanız iki tane net gol pozisyonu kaçırmıştı. Bu sefer kaçırmadı. Puaket'in önüne bırakıyoruz tekrardan. Hızlı çıktık. Pasımı oynayacağım yerden. Boş kale. Sakin. Boş kaleye atamadık lan topu. Topu boş kaleye atamadık ya. Of of. Sol kanattan geliyor şimdi rakip. Williams. Topla biraz oynadı, sonra geriye çekti. Aman aman, aynen canım. Hızlı çık. Puaket'in önüne bırakacağım. Puaket'in önüne bırakıyoruz. Abi rakip nerede? Offside. Lan ona değil ya, ona değil. Ama rakibin defansı yok lan. Çok ilginç. Şuna bakın ya, 4 kişiyle ilerideyiz. Gerçi ötekisi de offside'miş. Neyse, biraz sabırlı olup demek ki Onyekuru'yu oynasaymışım. Ya da oyuncular geriye geldiği zaman oynasaymışım. Olurmuş yani gol. Kaptırdı maalesef. Christy Davies. Oo, harika aldık topu fakat maalesef faul yapmışız. Ney, bir de sarı kart çıkıyor arkadaşlar. Abi çok güzel girdiydik bence ya. Sol kanat Williams. Rakip bence çok şey oynuyor. Oha. İleri oyna, çok güzel. Rakip bence çok ofansif oynadığı için defansta bu açık var arkadaşlar. Yoksa bunun bir açıklaması yok bence. Baksanıza ya, kimse yok. Lan oğlum şu orta yapmaları var ya, biraz şey yapmam lazım ha. İçine etme yine pozisyonu. Rahat 3 tane pozisyonun içine etme arkadaşlar. Bir orta daha mı? Bir kafa daha mı? Bir korner daha kullanacağız. Bir kafa daha, haydi, gelmedi. Pasını oyna. Yukarıya doğru pasımı oynayıp şutumu çekecektim ki zaten 45 artı 6-7 mi ne oynanıyordu galiba, tam göremedim orayı. İlk yarı bitti. İlk yarı sonu 2-0 öndeyiz. Rahat 2-3 tane %100'lük gol kaçırdık. Neyse, sağlık olsun. Kazanalım da şu an için önemli olan o. İkinci yarıya başladık. Umarım gollerimize devam ederiz. Çok güzel girdi araya Henry Onyekuru. Orada sağına çekip ayak içiyle vurmak istedim. Olmadı. Yakın direği orta yapacağız. Kafa gelsin. Offside oluyordu. Topu geriye çektik, sakin. Şimdi orta gelecek. Orta geldi. Kafa gelir mi? Rakip topu dışarıya gönderiyor. Puaketa. Pasını oynadı şimdi. Çok güzel ilerliyoruz. Orta. Henry Onyekuru. Buendia çekti. Müthiş çekti geriye. Şimdi Schmidt'le rakip çıkmaya çalışıyor. Sakin bir şekilde ilerleyelim. Kesin kırmızı abi. Net bir şekilde kırmızı yiyecek adam. Maalesef. Gereksizdi yaptığım, yani ultra gereksizdi. Yapacak bir şey yok geri kalan dakikalarda. Bir de Max Aaron satılıyormuş. Gerçi transfer dönemi daha açık değil, o yüzden satılamaz da. Hadi bakalım. 10 kişiyle maçın geri kalanını oynayacağız. Hemen panik yapmaya başladık bile. Gerçi ben 10 kişiyken daha tehlikeli oluyorum normalde. Şimdi orta güzel. Şut! 3-0 öndeyiz. Puaketa, yanlış görmediysem. Yok, Buendia'ymış. Hernandez. Lan kim bu ya? Buendia. Çok güzel bir gol. 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Buendia'nın attığı golle. Şu an sağ bekimiz yok. O yüzden aslında sağ bekten, yani sağ kanadımızdan doğru gelseler daha mantıklı ama. Geri oyna, sakin. Sakin. Allah'ım ya Rabbim ya, yaptığım hataya bak ya. Bir türlü çıkamadık arkadaşlar. Bir türlü çıkamadık. Sanırım en sonunda çıktık. Henry Onyekuru'dan bir çalım denemesi başarısız sonuçlandı. Şimdi rakip geliyor. Yine aynı hatayı yapmayalım. Şimdi orta geldi.
Oo, güzel. Çok güzel çıktık. Dırmiç topla ilk buluşması. Buendia. Ne oldu orada ya? Poheta pasını oynadı. Dırmiç. Top dışarıya çıkmadı lan. Abi top dışarıya çıkmadı ya. Gerçekten çıkmadı ya. Abi saçmalığa bakın. Bakın böyle şeylere sinir oluyorum ben. Bu çünkü benim başıma da çok geliyor. Top dışarıya çıkmadan top dışarıya çıktı diyor hakem. Bakın top dışarıya çıkmadı burada. Topun %100'ü geçmemiş abicim. Topun %100'ü geçmemiş. Neyse, taç atışını kullanacağız. Buendia pasını oynayacak şimdi. Poheta geriye çekti. Güzel bir gol atmak istedim oradan Poheta'yla. Fakat oyuncu biraz gerimizde kalınca o hareket boşa gitti orada. Çok güzel gol attı yalnız. Gerçekten çok güzel gol attı yani. Füze yolladı. Gerçekten yani Buffon bile baka kalmış yani. Helal olsun lan. Neyse. Nazar boncuğu olsun. İnşallah bu bölümde yediğimiz tek gol bu olur. Yalnız bunun acısını bir gol atarak hemen telafi etmemiz lazım. Haydi. Oynadım sola. Orta yapacağım. Hiç kimse yok. Karşılaşma bitmek üzere artık. Ve karşılaşma 3-1 sona eriyor arkadaşlar. 10 kişi kaldığımız mücadelede 3-1 galip gelmişsin biliyoruz. Yani kırmızı kart gerçekten çok gereksizdi. Ama onun dışında galip geldiğimiz için tabii ki de mutluyum. Şu anda gördüğünüz üzere oynanan maçlar eşit. Ve agrolim olarak ilk sıradayız arkadaşlar. 39 gol atıp 11 gol yemişiz. 28 averajımız var ve 46 puanla 19 puanla zirvedeyiz. Bunu da inşallah sezon sonuna kadar koruyacağız. Gattuso da sadece bir maç ceza almış, o yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Hindistan Futbol Federasyonu bana iş teklifinde bulunuyor. Reddediyorum direkt. Türkiye'den teklif gelmediği sürece, ki Türkiye'den gelse de kabul etmem galiba, bilmiyorum. Her neyse, biz bir sonraki karşılaşmamıza bakalım. Bir sonraki karşılaşmamız Preston'a karşı. Takımda yorgun oyuncular, işte kırmızı kart cezalıları falan filan var. O yüzden yedek kadroyla çıkacağız bu karşılaşmaya. Şimdilik buradan yapmam gereken şey Gattuso'yu dışarı çıkarıp idarelik, mesela Ketola'yı oyuna almak. Ketola'dan hiç çıkar mı çıkmaz mı orası da ayrı konu, ama tutuyoruz bakalım takımda. İnşallah bir katkı sağlayabilir. Gerçi oynatmadığımız sürece nasıl katkı sağlasın ki, adam bir daha var değil mi? Biz sarı formayla sağda olalım, onlarsa siyah formayla sağda olsunlar. Yedek kadroyla çıkıyoruz ama umarım galibiyet için yeterli olur arkadaşlar. Bu arada puan durumunda Preston kaçın sırada, bir ona bakmak lazım. Preston şu anda 10. sıradaymış arkadaşlar 28 puanla. 8 galibiyet 7 mağlubiyetleri var. Okey, tamam. Şöyle tekrardan gelelim, formaları ayarlayalım. Tamamdır arkadaşlar. Haydi bakalım karşılaşmaya başlıyoruz. Ve Preston Agrolemo mücadelesi başladı. Başarılar Agrolemo. İnşallah bu karşılaşmadan da galip ayrılacağız. Ve liderliğimizi koruyacağız arkadaşlar. Dediğim gibi yani biz bütün maçları kazandığımız takdirde liderlik el değiştirmeyecek. Hani işin içinde averaj falan olsaydı derdim ki işte çok da fazla gol atmamız lazım falan, ama averajda da işimiz yok. Her maçı kazanalım yeter o bize. Yerden ortanı lan, Allah'ım yarabbim ya. Yok abi, ben burada hareket şeyini açtım abicim. Nereye ne yapıyoruz ben göreceğim onu. Vallahi kafayı yiyeceğim yoksa burada. Aha vallahi aldık. Vallahi aldık. Gelin gelin. Ortayı yapacağım. Lan ona değil. Oynadım şimdi. Çok güzel pozisyon harcadım ya. Vallahi billahi çok güzel pozisyon harcadım. Poheta. Poheta. Koruyamadı topu. Aldık mı? Aldık. Pasını oynar mısın? Oynadı. Dırmiç sağına çek.
Ne sağı ya? Üf, kafa gitti iyice. O rakip hızlı çıkacak. Hemen anladım ya. Gerçekten hemen anladım. Ama yetişemedi. Vallahi rakibi asla hafife almamak lazım. Her yerden çıkıyor oyuncular. Şimdi Max Aarons. Hernandez topu sakladı fakat dönemedi oradan. Ve ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. İlk yarı sonucu 0-0. Rakip gerçekten zor. Topu attığım her yerde rakip var. Gerçekten rakip çok zor. Bakalım bir şekilde galip geleceğiz bu karşılaşmadan. Başka yolu yok bizim için. Top dışarıdan geldi ya. Top dışarıdan geldi içeriye. Lightning. Hocam faul var ya. Yalnız bu dakikaya kadar galiba sadece rakip oynadı. Ben oynayamadım. O da çok ilginç. Oha. Bir şekilde o boşlukları bulup geçiyorlar. Çok çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Şimdi korneri kullanıyor rakip. Güzel. Hernandez. Hernandez ilerliyor. Ortayı yapacak. Kafa gelir mi gelmedi. Araya girelim. Alalım topu. Maalesef olmadı. Dakika 67. Artık maçın son bölümü. Yani golü bulmamız lazım derken gol yemeyelim de. Aldık, aldık. Sakin. Sakin. Hernandez yardır, yardır. Hernandez'in eline bırakıyoruz. Yok abi, gerçekten çok iyiler ya. Çok iyi mark ediyorlar. Hiçbir şekilde geçit yok. Sağ kanattan geliyor rakip. Dikkatli olalım. Faul yapmayalım burada. Tehlikeli yerler. Aldık topu. Güzel. Karşılaşma durduğunda oyuncu değiştireceğiz bu arada. Onu da söylemiş olayım. Hernandez yerden sert orta, haydi offside abi, 30 kilometre offside'daydım. Topu aldığım zaman dışarı atmam lazım ki oyuncular değiştirsin ama yapmayacağım şimdi. Güzel, ver kaç, haydi Dırmıç, haydi Dırmıç, 1-0 be. Dakika 82, 1-0 öndeyiz. Abi çok zordu ya rakip, vallahi çok zor ya. Maç henüz bitmedi ama gerçekten çok zor rakipmiş be. Acayip zorladılar beni ya. Durum için attığı golle 82. dakikada 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Bu zor geçen karşılaşmada ilaç gibi gol oldu gerçekten. 3 oyuncu birden de değiştiriyoruz bu arada. Atak yapmak için fit oyuncuları sahaya aldıydım. Biraz geç oldu ama olsun. Genelde maçları oynarken ben oyuncu değiştirmeyi unutuyorum. Yaptığım zaman da gerçekten işime yarayabilecek oyuncuları koyuyorum. Çok güzel Hernandez. Haydi Hernandez. Haydi Hernandez, 2-0. Dakika 87, goller yağmur gibi geliyor. İşte burada Hernandez sağına çekti. Çok güzel bir şutla topu ağlara gönderdi. 2-0 öndeyiz. Maçın son bölümüne en azından biraz olsun kafamız rahat gireceğiz. Yani bütün maç çok zor geçti. Rakibin topla oynama yüzdesi ne kadar, yemin ederim acayip merak ediyorum. Maçtan sonra bakmam lazım ona. Bir kez daha atak deniyoruz. McLean ilerliyor. McLean'den bir çalım denemesi. Pasını oyna. Lan nine. Bir dakika, bir dakika, sakin. Al topu. Çok güzel, çok güzel. Şut! Topalara gol. 3-0 öndeyiz. Abi maçın son bölümünde coştuk adeta. İşte burada golü buluyoruz arkadaşlar. Ve karşılaşma sona eriyor. Karşılaşmayı maçın son 10 dakikalık bölümünde attığımız, bulduğumuz gollerle 3-0 galip kapatıyoruz, galip bitiriyoruz. Yani ilk golü bulana kadar zor geçen bir karşılaşmaydı. Ondan sonra çözüldü maç. Çok ilginç, çok ilginç.
Çok ilginç bir şekilde rakibin topla oynama yüzdesi arkadaşlar sadece %51. Bana öyle geldi ki rakip sürekli topla oynuyor gibi geldi yani. O yüzden dedim ki galiba 60-70 falan çıkacak ama %51 sadece. Demek ki boş boş topla oynamışlar. Bizim ise topa sahip olma yüzdemiz %49 ve 4 şut atıp 4'ünde kaleyi tutturmuşuz. Ve işte o beklediğimiz raporlardan biri daha geldi arkadaşlar. Halil Baykurt var, 16 yaşında, 44-56 arası, 55-71 arası potansiyel, tamam. Potansiyeli yüksek olan oyuncuları alacağım. Mesela bu, Göker Göçek. 84-94, mis gibi abi. 70-90, bu da güzel. Oo, 69-93, bu da güzel. 58-80 olabilir. Sen kal abi Emre Koç. 70-94, güzel. Bunları bir alalım ya. Bunları madem böyle değerlendirelim yani. Mustafa Macar 69-93 kaleci. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar potansiyeli yüksek olan oyuncuları alacağım. Yani Ekrem Dündar sözleşme imzala abi. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Okan Aydın'dan çok emin değilim. Hadi sen de gel ya, sana da bir şans verelim. Bu geri kalan oyuncuları istemiyorum şimdilik. Yani kalsın en iyisi. Max Aarons satılıyor. Of bak üzüldüm şu an ya. Üzüldüm şu an. Max Aarons satılıyor abicim. 8 milyon girecek kasamıza. 10 milyona satıyoruz ama 8 milyon girecek kasamıza. Transfer dönemi 1 Ocak'ta açılıyor. Şu anda 1 Aralık'tayız. Hemen Sabek bölgesine bunun alternatifine bakmamız lazım. Joshua King hakkında rapor geldi arkadaşlar. Oyuncunun 77 overall'ı var. Değeri 11 milyon 18.500 lira. 50 lira diyorum. Euro maaşı var. Ben bu oyuncuyu transfer etmek istiyorum mutlaka. Çünkü şu an bizim hali hazırdaki ligimizde şu an kendisi gol kralı, gördüğünüz üzere 19 golle lider. O yüzden kendisini mutlaka bizim takımımızda görmeyi istiyorum. Transfer dönemi açıldığında bu oyuncuya bir teklif yapacağız. Çünkü ekstradan biliyorsunuz 8 milyonluk bir bütçe gelecek. Bu oyuncuyu almaya bir çalışalım abi. Bu oyuncu bize güzel katkı sağlar bence. Hadi bakalım arkadaşlar. Cardiff City mücadelesine başlayacağız. Sadece az kadroyla mı çıkayım yoksa yedek kadroyla mı, buna karar veremedim henüz. Ama ben sanırım az kadroyla çıkacağım, ne olur ne olmaz. Haydi bakalım, yine bir gündüz mücadelesi. Abi şu maçları akşam yapın ya. Neyse oyna diyelim ve karşılaşmaya başlayalım. Ve Cardiff City Agrolü mücadelesi başlıyor. Poaheta pasını oynadı. Boadu sakin. Adamın kanı kaynıyor ya. O kadar hızlı bir oyuncu ki. Şimdi Buendia topu kaptırdı maalesef. Alır mıyız? Alamadık. Sakin mi çıksam, hızlı mı çıksam? Çok kararsız kalıyorum ya böyle pozisyonlara çıkarken. Yerden sert orta. Of! Yalnız o top gol olsa var ya, müthiş gol olacaktı. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum, ben sürekli diyorum yani yerden sert orta diye. Gerçekten yerden orta yapıyorum ben normalde ama toplar yüksekten gidiyor, onu anlayamadım bir türlü. Gatruy'dan önüne bırakıyorum. Gatruy'u da çekti şimdi geriye. Pasını ona oynadı, yerden şut. Maalesef geçmedi defansı. Şimdi McLean. Rup pasını oyna. Boadu. Boadu sağına çekti. Boadu vurdu. Top. Allah'ım direkten döndü. Çok güzel şuttu. Maalesef direkten döndü. Sol kanattan girecek rakip, girdi garaya. Gatruy'u da pasını oynadı. Boadu bir çalım denemesi yetersiz kaldı maalesef. Farkındaysanız arkadaşlar Boadu geçen bölümde olması lazım. Bir topu bir keresinde yani yine direğe zımbalamıştı. Konuşamadım ama siz beni anladınız. Poaheta'nın önüne offside olmasın. Offside gördüm ya, gördüm çünkü. Araya girebilir miyiz? Giremedik. Tehlikeli bir atak gelişiyor şu anda. Engel olabilirsek ne bize, evet. Of 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 of. Rakip bayağı hızlı çıktı şu an. Araya girdik, girdik, aldık. Güzel, güzel, güzel. Henry Onyekuru pasını oyna kaptırmadan. Tamam, sakin, 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 sakin. Poaheta'nın önüne tekrar. Poaheta geri çekti. Gatruy'da. Şimdi o da pasını oynadı. Poaheta şimdi.
McLean pasını oynayacak mı? Şutunu mu çekecek? Pasını oynadı. Rup baktı, kaleye vurdu. Defans girdi araya. Biraz topla fazla oynadık orada. Çok kötü yakalandık. Dikkatli olalım. Araya girdik. Güzel. Şimdi Poheta ilk yarı bitmeden gol atabilir miyiz? Boadu. Boadu yardırıyor. Sağına çekti. Boadu. Kaleci müdahale etti. Şimdi sakin. İlk yarı bitmeden golü bulmak istiyorum. Maalesef ya. İçin ettim yine ya. Abi bakın, ben topu saklamasını söylüyorum yani. Onun için şöyle basıyorum. Tamam mı? Bastığım zaman bir şey oluyor. O topu saklamıyor bir şekilde. Yani doğru düz istediğim gibi saklamıyor. Neyse. İlk yarı sonucu 0-0. İnşallah ikinci yarıda golü bulacağız. Yani gol veya golleri bulacağız ve galibiyete uzanacağız. Rakip sağ kanatta etkili gelmeye çalışıyor derken şimdi içeriye doğru kat ediyorlar. Araya girdik mi? Girdik ama alamadık. Aldık. Şimdi aldık. Pasını oynuyorum. Hızlı çıkalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Gol yemeyelim de. Gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Henry Onyekuru'nun önüne. Haydi gol vakti. Haydi gol vakti. Çok geç bile kaldık. Pasımı oynadım içeriye. Boadu. Rup. Pasını oyna. Güzel. Gatui'yi da şimdi geriye çek. Pasını oyna sen de. O kadar da geriye demedik be. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu arada Max Aarons'un artık son maçları, o yüzden ona da şans vereceğim. Hücum hattında bir şey yapmadım. Neden yapmadım lan hakikaten? Lightning'i oyuna alıyoruz arkadaşlar. Umarım takıma katkı sağlayabilir. Sol kanada oynuyoruz şimdi. Hızlı çıkabilir miyiz? Seninle oynayacağım pası ya. Golü bulmamız lazım. İş zora girmeye başladı. Boadu'nun önüne bırakacağım. Çok güzel pozisyon. Haydi Boadu. Haydi Boadu. Yapma bunu Boadu. Kafa yiyeceğim ya. Lan Boadu kaç tane pozisyon kaçırıyorsun? Diğerleri hepsi atabiliyor. Sen ne biçim forvetsin? Ben anlamıyorum ki seni ya. Sokacağım lan. Derim içi sokacağım oyuna. Çüş. Rakip etkili geliyor. Rakip etkili geliyor. Haydi. Pasını oyna. Yahu Allah'ım ya Rabbim ya. Sakin bir şekilde golü arıyoruz. O golü bulacağız abi. O golü bulacağız. Dırmiç. Sakin. Pasını oynadı. Hernandez. Hernandez. Dırmiç oynuyorum. Haydi Dırmiç. Sakin. Sakin oynadı şimdi. Lightna. Lightna. Hernandez. Sakin. Haydi güzel bir şut ve top ağlarda. Son dakikada, son saniyede galibiyet golü. Of of. Son saniyede abi, son saniyede ya, son saniyede. Yani bu pozisyon gol olmasaydı berabere bitiyordu maç. Çok güzel bir gol geldi gerçekten, helal olsun yani. Hernandez topu 90'a yapıştırdı adeta. Müthiş bir golle galibiyet geliyor. Gerçekten helal olsun. Senin o kıvırcık saçlarına kurban be. Artık şey yapmaya gerek yok zaten. Karşılaşmayı 1-0 galip kapatıyoruz. Galip karşılaşmadan 1-0 galip geliyoruz. Lan konuşamaz oldum ya. Vallahi çok zor ya karşılaşmalar. Gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Yani bu bölümün de son karşılaşmasıydı. O yüzden galibiyetle kapatmayı mutlaka istiyordum. Bu bölümü galibiyetle bitirdiğimiz için çok çok mutluyum. Bakalım puan durumunda durum ne? En yakın rakibimiz puan kaybetmiş mi? Ne olmuş ne gitmiş bir bakalım bakalım. Golü bir de bu açıdan izleyelim arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir gol. Puan durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde lideriz. Sadece sevgili rakibimiz bizden bir maç fazlasıyla 2 puan önde. Biz zaten bütün maçları kazandığımız sürece şampiyonluğa ulaşıyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Ben sadece hani en yakın rakibimizle puan farkını biraz olsun açabildik mi ona bakmak istedim ama maalesef o yönden bir gelişme yok. Oo ama çok iyi. Bir sonraki karşılaşmamız Watford'a karşı arkadaşlar. Kazandığımız takdirde en azından onunla aramızdaki puan farkını bayağı bir açacağız. Ki zaten şu an bile 4 puan fark var. O bile fazla yani. Ama zor bir karşılaşma, onu da göz önünde bulundurmak lazım. Böylelikle de bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın.
Hoşça kalın.